Camide biz bir defa da test yapmıştık. O testi yaparken barutlu bir patlama testiydi. Arkadaşlarımız barutu biraz çok koymuşlar. Cemaat de içeride namazdaydı. Barut patlayınca cemaat bomba patladı diye namazı bırakmış. İlk kurulduğumuz yılda okulumuzda atölye bulmakta biraz zorluk çektik. O yüzden okulumuzun arkasında bulunan caminin altındaki ufak mescit kısmını bize verdiler sağ olsunlar. Orada başladık çalışmalarımıza. Ufak tefek bulduğumuz aletlerle orada bir şeyler yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl İHA takımımıza Ekrem abimiz sponsorluk yapmıştı. Gerek maddi gerek manevi Ekrem yapacağım bize her türlü desteği sağlıyordu. Kendisi de bir İHA sevdalısıydı. Her aşamasında bizimle birlikteydi. Sürecin sonlarına yaklaştığımızda bu korona virüs çıktı geçtiğimiz yıl. Ekrem abimiz de koronaya yakalandı. Allah rahmet eylesin, koronadan kaybettik. Uçağımıza Ekrem Yapıcı ismini verdik. Kendisi göremedi ama uçağımız onun ismiyle havalandı. Maddi değil de manevi destek konusunda bir Sucu Uğur abimiz vardı. Biz caminin altında çalışırken cemaatten. Bir gün namaz çıkışında geldi bizim orada çalışmalarımızı gördü. O arada maddi olarak yarışmanın tam zamanına denk geliyordu. Bayağı sıkıntılarımız vardı. Bir baktık bize yemek almış gelmiş. Biz de açtık bayağı yedik onu. O yemek bizi bayağı motive etti. O gün sabaha kadar çalıştık dedik. Uğur abi bize bu yemeği getirdiyse bunun biz hakkını vermemiz lazım. Bir çekiç, bir tornavida, bir pense hiçbir şey olmadığında tabii öğrenci olarak bunları bulmak çok zorluydu bizim için. Geçtiğimiz yıl yarışma alanına giderken pensemiz, çekicimiz, tornavidamız yoktu bizim. Camiden rica ettik. Onların pensesini, çekicini, tornavidasını aldık. Yarışmada onları kullandık. Arkadaşlarla birlikte son 10 gün varken raporun teslimine toplandık. Bu toplanmamız sonucunda bir takım olgusu oluşturmamız gerektiğini biliyorduk. Çoğumuz bilgili değildik İHA hakkında. Bunun için bir çalışmaya başladık. 10 günlük süreç boyunca yaptığımız literatür araştırmalarında fark ettik ki aslında zaten bu zamana kadar aldığımız eğitimler ve yaptığımız şeyler bizim zaten bunu yapabileceğimizin göstergesiydi bizim için. Buradaki amaçlarımız aslında kendi bilgi birikimimizi, ondan sonra fiziksel bilgilerimizi aslında bir alt dönemimize aktarıp bunların sürerliliğini sağlamak istiyoruz. Benim babam kalıpçıydı. Ondan sonra makinelerin içinde büyüdüm ben zaten. Elim zaten yağdan çıkmadı benim. Yağdan çıkmayınca da meslek olarak bizim orada herkes ya denizci olur ya demirci olur derler. Ben de babam gibi demirciliği seçtim. Bu benim hani çocukluk hayalimden öte aslında ben genel olarak Türkiye'ye bir şey katmak istiyorum. İlk toplantımızı çok iyi hatırlıyorum. Takım kaptanımız Burak abimiz, bizim büyük kaptanımız, eski üyelerden. Açık açık bize demişti hani bu zorlu bir süreç olacak. Geçen seneden kimse olmayacak. Beklediğiniz gibi böyle deneyimli birileri olmayacak. Yaparsanız kendiniz yapacak diye. Açıkçası o gün biz anlamıştım yani burada sıfırdan bir yapılanma olacak. Biz yeni bir işe bismillah diyoruz ve kendi yolumuzu çizeceğiz diye. Ve o günden bugüne çalışmaya devam ettik. Geriye baktığım zaman takımdan kimsenin çıkmamış olması o günden bugüne. Bu takım ruhunun ve bu çalışma ruhunun, bu ideallerin takıma işlendiğini gösteriyor bana. Çalıştığım alanda normal şartlarda tam olarak bilmediğimiz için biz incelediğimizde iki farklı alandan alan önümüze çıktı bizim. Bir bu işin matematiksel hesaplamaları, bir de bu işin kodları dökülmüş hali. Bir arkadaşımız kodlama işiyle ilgilenirken ben de bu matematiksel hesaplamalarla uğraştım. Bunu nasıl kullanabiliriz, nasıl biz uçağımıza bunu entegre edebiliriz diye. Fakat belli bir haddeden sonra tıkanmaya başladım. Tamam güzel öğreniyorum. Fakat bundan teorikte öğrendiğim şeyi pratiğe dökemiyordum. Burada da Oğuzhan Çiftçi hocamız, kendisi bizim danışmanımız olur. Onunla tanışmak bu sıralarda. Kendisine bu soruyu yönelttiğimiz zaman bana dedi ki şu etapta bunu öğrenmene gerek yok, sen de kodlama işini yönel. Bu tavsiyeyi ben mesela bu yarışmaya başladığım andan itibaren almış olsaydım benim 1,5-2 aylık bir kaybım olmayacaktı. Daha önce benim bir çocukluk hayalim var. Daha doğrusu çocukluk fobim vardı. Metrolardan çok korkuyordum. Sonra bunların mekanizmasını anladıkça yavaş yavaş böyle daha çok ilgimi çekmeye başladı. Ulaşım alanında böyle ilerleme kararı verdim. Bu yüzden toplu taşıma alanında, uçak teknolojisi alanında ilerlemek istediğim için
İHA ekibine dahil oldum. Yarışmaya hazırlanıyoruz. Yarışmaya ilerlediğimizde bunun sürekliliğini getirmek istiyoruz. Yani gelecek senelerde, gelecek arkadaşlarımızla birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Ve sonrasında burada gördüğümüz sorunlarla birlikte bunlara çözüm üreterek bir şirketleşme hedefimiz var. Takıma ilk katıldığımda hiçbir bilgim yoktu. Zaten takıma katıldığımda ben bir şeyler yapılacak, ben onu izleyecek havasında gelmiştim. Ama bu işin böyle olmadığını takıma geldiğimde bu ciddiyeti kavradım kesinlikle. Lise hayatım boyunca ben havacı olmak istiyordum. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girmiştim. Mülakatı geçtikten sonra sağlıktan, malum göz numaramdan elenmiştim. Bu tabii ki çok üzmüştü beni. Teyzem bana bir kumandalı araba almıştı 4 yaşındayken. Kumandalı arabanın kumandayla hareket etmesi, hiçbir bağlantı olmaması çok ilgincime gitmişti. Okula başladıktan sonra haftalık karşılığını biriktirerek birkaç tane kumandalı araba aldım. Kumandalı arabayla başlamıştı aslında hevesim. Madem bu ülkede bir şeyler üretiliyor, bir şeyler yapılıyor, öyleyse biz de bu üretime dahil olalım, elimizden bir şeyler gelsin. Bu bölümde burada okumak bize nasip olduysa elimizden de bir şeyler gelir yani. Umarım bir şeyler yapabiliriz biz de. Hayalim ileride ben bu dünyadan göçtükten sonra bu dünyada arkamda bir şeyler bırakmak. Bu dünyaya faydalı bir şey bırakabilirsem aslında bu benim için yeterli olacaktır. Kanatlarımızın tasarımını nasıl yapacağımızı önceden hani araştırarak bulmuştuk. Ama gövde üzerinde bayağı durduk. Gövdemiz hem hacimsel olarak bize fayda sağlamalıydı hem de aerodinamik olarak da faydalı olmalıydı. Bu yüzden kenarları radyüslenmiş, sivriltilmiş kare şeklinde birazcık daha dikdörtgenimsi ama kare şeklinde bir profil elde ettik gövde içinde. Bunu üretmemiz, hani bu şekli en sonki haline getirmemiz haftalarımızı aldı açıkçası. Daha önce yaptığımız tasarımlarda hani eksiklikleri analizler sayesinde bulduk ve düzeltmeye çalıştık elimizden geldiğince. Birden çok kriter var. İHA'nın sağlam kalabilmesi lazım, hafif olabilmesi lazım, güzel manevralar yapabilmesi lazım. Bunların hepsini bir arada toplayacak bir malzeme bulmamız gerekiyordu. Balsa var, fotoblok var ve orada izlediğim videolardan bir tanesinde ilginç olarak bir tane takımda ben köpük görmüştüm. Siyah köpük, EPP köpük dediler. Ağırlık olarak diğer malzemelerle benzer olsa da gene de hafif bir malzeme. Hafif olmasının yanı sıra sağlam bir malzeme. Öyle hemen düştüğü zaman çıt kırıldı mı olmuyor. En azından esnek bir malzeme olduğu için. Tabii olmamasını ümit ediyoruz ama düştüğü zaman uçağın çok büyük hasar almaması için güzel bir malzeme. Öğrenci olduğumuz için tabii maddi zorluklar oluyor bizim için. Bunları çözmek istedik aslında biz. Bunun için de hani sponsorluk dosyaları yaptık. Bu dosyaları firmalara gönderdik. Yaklaşık 1200 taneye yakın firmaya sponsorluk dosyamızı mail yoluyla da telefon yoluyla gönderdik. Hiçbirinden dönüş gelmedi. Destek ya da sponsorluk denince direkt sadece ne para olarak ya da maddi olarak değil, bir atölye imkanı, bir ekipman imkanı da önemli olmuş oluyor. Yani bu tür imkanların da sağlanması ve bu tür imkanlara da sahip olmak gerekiyor. Basit bir şey yapmak istiyorsanız gidip bir tane inşaat köpüğünden bile bir şey yaparsınız. Hani falçatayla kesersiniz, maket bıçağıyla kesersiniz, her türlü bir uçak ortaya çıkartırsınız. Uçar mı uçar. Ama siz uzun soluklu bir proje düşünüyorsunuz ve sizin ekibinizde takım kaptanımla dediğim gibi çalışan, çabalayan, daha iyisini düşünen ve yapmaya hevesli insanlar varsa tabii siz hani sorumlu olarak, yani ben kendi açımdan da konuşayım, takım kaptanım da bahsetti. Hani belli başlı imkanlar sağlanamayınca insan tabii stres oluyor. Olayın bir maddiyat boyutu var ama şu bilincin bence aşılanması gerekiyor. Yani bir yerde bir atölye varsa ve bir imkan varsa orada çalışmak isteyen gençler kesinlikle gider, uğraşır, eder, çalışır. Ama yeter ki bir atölye olsun, bir çalışacak alan olsun. Belki de bu noktada bu bilincin belki aşılanması gerekiyor. Belki üniversitelere, belki kendimize, belki bizim de öğrenci olarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ama hani benim burada genel düşüncem şu, hani burada atölye imkanlarının, çalışma imkanlarının arttırılması gerekiyor. Öğrencilerin bunlara daha rahat ulaşabilmesi gerekiyor.